ömer lekesiz. Haktan ve mazlumdan yana olmak. Başkan Erdoğan'ın yoğun gayretlerine rağmen İdlib konusunda Tahran zirvesinden çıkmayan ateşkes kararının düz yorumu şöyle olsa gerektir. Rusya Rusyalığını, İran İranlığını yaptı. Bu sözün arkasında ne sitem var ne de suçlama ki böyle olsa bile devletler arası ilişkilerde hiçbir karşılığı yok. Üstelik temenniyi, duayı, gökten yardım inmesini beklemeyelim artık gerçeklere bakalım diyen liberal, laikçi dilin revaçta olduğu şu ortamda insani bir değeri de yok. Ama meseleyi sadelik içinde düşünmek bunu söylemeyi gerektirir. Rusya Rusyalığını, İran İranlığını yaptı dediğimiz yerde gömülü bir tarihin canlanarak harekete geçtiğini görürüz. Tıpkı çakmak dediğimiz yerde ateş imgesinin, yanma duygusunun, bir yangın hatırasının harekete geçtiği gibi. İdlib'deki insan kıymının durması için ateşkes kararını kabul etselerdi Rusya ve İran iyi mi olacaklardı diye de söylenilebilir elbette. Evet bir süreliğine de olsa iyi olacaklardı ama bu bir sürelilik ihmal edilmemesi gereken tedbirliliğe bitişik olacağından sonuç yine değişmeyecekti. Bu nedenle basının düşman çatlatma klişesiyle servis ettiği, Erdoğan-Putin buluşmalarındaki tebessümlerden, söz konusu sade bakış ve söyleyişle gördüğümüz şey, geçmişin ve bugünün acılarından başka bir şey olmayacağı gibi, ruhaninin velfecr okuyan gözlerinden gördüğümüz de zekalılığın değil, sinsiliğin resminden başka bir şey olmayacaktır. Bugünün problemi değil ama bugünkü gündemin ilk konusu olması bakımından idlip tıpkı bedendeki bir ağrının bedenin kendisini bile unutturacak kadar öne çıkmasıdır. Ki ağrı bedendeki ağrı noktasının problemi olduğu kadar sinirsel uyarımların aklı işgal etmesi ve dolayısıyla kendisinden başka bir şeyi düşünülmez hale getirmesi itibariyle de bir akıl problemi haline gelir. Oysa ki bizim zihnimizin sürekli olarak algılaması gereken onca acıyı düşünerek aklımıza mukayyet olmamız ve bu manada aklımız başımızda olarak sürekli uyanık ve müdrik bir halde bulunmamız gerekir. Fil hakika zihni kirleten önce dildir. Çünkü harekete, görünürlüğe çıkarmadığımız düşünceden sorumlu değiliz. Düşüncemizi başkalarıyla paylaştığımız andan itibaren yeni bir teklifin, telkinin kısaca bir fiilin sahibi olarak ondan sorumlu hale geliriz. Bu cümleden olarak mezkur bahiste Allah'tan yardım dilemek, dua ve dua yoluyla tepki göstermek mevcut gerçekleri ortadan kaldırmıyor. Gerçeğe dönelim, gücümüze, imkanımıza, etkimize göre konuşalım şeklindeki liberal dilin zihnimizi kirletmesinden kaçındığımız kadar hem umudu ortadan kaldıran salt teslimiyetçi ricatçı bir dilin hem de bin yıllık akınlarda çocuklar gibi şendik çığlıklarıyla tahkim edilen hamasetçi slogancılığın da zihnimizi kirletmesinden kaçınmamız gerekir. Bu bakış açısının sahih tutum belirleme, doğru ve isabetli karar verme noktasından bize kazandıracağı ilk ve en öncelikli şey inancımızla bağdaşan bir ölçüyü, yöntemi edinmek olacaktır. Dünden bugüne bu ölçünün adı sadece haktan ve mazlum halktan yana olmaktır. Asıl bu ölçüyü kuşanıp onu özümüze ve vicdanımıza bitiştirdiğimiz takdirde, Tahran zirvesindeki İdlib kararında ya da kararsızlığında, Putin'le ruhaniyi eleştirme ve Başkan Erdoğan'ı övme sebebimiz doğru bir zemine oturacaktır. Bu durumda Erdoğan'ın tutumuna olan övgümüz, onun bizim başkanımız ve sadece Türkiye'nin çıkarlarını gözeten adam olmasına hapsolmayacak, bizim haktan ve mazlum halktan yana olan tutumumuzla seçkinleşmiş, farklılaşmış olacaktır. Bu ölçüdür ki şu ya da bu devletin mazlum halklar konusunda alabilecekleri olumlu kararların veya tam aksine artmasına katkıda bulunacakları zulmün tahakkukuna göre değişmeyeceği için bizleri de söz konusu tahakkuk şekline göre alkışçı ya da sövgücü olmaktan kurtaracaktır. Ve yine bu ölçüdür ki şer, kötülük bahsinde yükümlü olduğumuz eliyle, diliyle, buz etmekle kötülüğü önleme aşamalarına bizi rapt edecek ve dolayısıyla dualarımız ve beddualarımız da inanca tabi bir tutarlılığın öznesi olması bakımından liberal, laikçi dilin hedefi olmayacaktır. Şükürler olsun ki şu zor günlerde başımızda haktan ve mazlumdan yana olan bir başkan var. Öncelikle fertlere düşen şey olarak söz konusu ölçü, fertlerden yöneticilere ulaşan doğrusal bir hatta sahiptir. Diğer bir ifadeyle fertler olarak önce bizim kuşanmamızla yöneticilerin etkilenmesine doğru bir seyir izleyecek olan o ölçü mevcut şartlarda sondan başa doğru bir seyir halindedir. Bunu ölçünün bu zamana mahsus garip tecellisi sayıp, Suriye, Yemen, Filistin, Gazze, Afganistan, Keşmir, Doğu Türkistan, Arakan, Mısır ve diğerleri konusunda sürekli uyanık ve buralarda meydana gelen ve gelebilecek olan hadisat için hassas olmak durumundayız. Hiç tereddüdümüz olmasın. Biz, haktan ve mazlumlardan yana oldukça Allah bizimle beraber olacaktır. Ömer Lekesiz, Yeni Şafak.